Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bölüm arası gene bolca inşaat yapmama rağmen bu bölüm sizle beraber bir şeyler yapacağız ama önce bölüm arası neler yaptık onu göstereyim. Şuradaki ortadaki çemberi kaldırıp şöyle yanlardan bağladım. Her şeyi şu yukarıda bağlayacağım ancak şu an yukarı hiçbir şey bağlı değil. Reaktör odamızın son halini göstereyim size. Evet, şu gene bir kapı modundan. Şu şekilde açmamızın önemli bir sebebi var. Gerçi şimdilik bir etkisi yok. Ancak ileride olacak. İçeriği oksijenlediğimizde. Evet, reaktörümüzü böyle bir cam kubbe içerisine, cam içerisine koyduk. Ve şurada kontrol paneli kafasında bir bölme söz konusu. Şuraya da birkaç tane LCD koyabilirim. Evet, basitçe durum böyle burada. Yapay oksijeni ayarladığımızda bu arada böyle yapmamızın gerekçesi şu olacak: oksijen dışarı kaçmasın diye. Ve hazır gelmişken üst kata bir bakalım. Üst kat genel yapı olarak bu şekilde olacak. Şurası kaptan odası. Yani benim odam. Ben burada olacağım. Her daim bana bir oda olacak. Evet. Şuralara falan farklı şeyler düşünüyorum. Şu tarafa server odasını koyabilirim belki. Ya da server odasını şu kanatlardan birini yapabilirim. Hatta kanatlardan birine daha mantıklı gibi. Yok. Kanatlardan birine oksijen alanını koyacağım. Oksijen üreticisi. Bir tanesi shield. Kalkanlar için. Aslında shield ve server'ı yan yana koyabilirim. Çünkü shield'lar... Hatta bir bakalım. Tabii gene oyun yeni açıldı. Small, large shield. Bakalım. Evet. Upgrade'lerine bakalım. Oops. Bu upgrade'lerden ikisi de tek blokluktu değil mi? Evet. Bu böyle. Bu da böyle. Tamam, ikisi de tek blokluk. Şimdi şunu şöyle koyarsak, deneme için bakıyorum. Ah. Bir tanesine upgrade koyamıyorum. Bir tarafına upgrade koyamıyoruz öyle bir durumda. O zaman şöyle bir... Peki. Boyalamasına koy. Boyalamasına koyarsak da fazla mı uzun oluyor? Yeah, aslında bir bakalım. Evet, biraz uzun oluyor da çok da değil. Şu açıyla koyalım. Evet. Arada da bir yürüme mesafesi olur. Evet, bu şekilde shield'ları yerleştirebiliriz. Diğer tarafına da server odasını koyarız. Tamamdır. O zaman burası bunlardan biri. Şurası shield ve server odası olsun. Şurası oksijen odası olsun. Şurası elemanların yatak odası olsun. Olmayan elemanların. Şurası da hangar olacak zaten, biliyorsunuz. Burayı en sona bırakacağım. Evet, bu bölümü ne yapacağız diye soracak olursanız biraz, aslında birkaç fikir var aklımda. Onlar arasında bir kararlaştırma yapmadan önce size şurayı da göstereyim. Burası da medical room'umuz. Medical room'umuzda neler var diye soracak olursanız, bir adet tabii ki de şurası, ama henüz conveyor sistemine bağlı değil, o yüzden herhangi bir şekilde şarj etmeyecek bizi. Bu arada kapılar doğru yönde mi? Yoksa çift taraflı mıydı bunlar? Tamam, bu ters yönde. Hemen düzeltiriz. Bakın bu neymiş? Yok, bu kaptan quarters'mış. Cryo
Şimdi bu sadece elektriğimizi şarj ediyor ancak oksijen ve hidrojenimizi şarj etmiyor. Kriyopodlar nedir diye soracak olursanız basitçe aslında biraz koltuk gibi koltuk ya da yatak gibi işliyorlar. Yani roleplay mantığıyla düşünecek olursak bilim kurgu filmlerinde ekibin bir kısmı uzun yolculuklarda dönüşümlü olarak uzun uykulara yatar, dondurularak. Kriyopodlar onunla o işe yarıyor. Evet, third person'a geçemiyorum. Kriyopod'un olayı o. Ekip üyesi buraya girer, uzun bir uykuya yatar. Sonra mesai değişiminde diğeri uyandırır bunu, sonra geri gelir. Ya da bilgisayar otomatik olarak uyandırır. Buradaki kullanım amacım ise biraz daha ağır hasar görmüşlerse eğer buralara konuyorlar kafasında. 5 tane de yatak var. Şuraya da ilginç bir şey koymayı düşünüyorum. Ve burada bir adet de akses seçim var. Evet, bakalım şu arkadaş akses seçti, işe yarıyor muydu? Ha dur, şu an işe yarayamaz çünkü bal değil. Ondan şu kapıyı da düzeltelim. Çünkü şu infirmary dediğimiz şey ise revir oluyor bu arada. Bu ters oldu, evet. Koyduğunuzda şu zımbırtı önde ise... Evet. Ve voila. Şunlar Interior Walls modunun eklediği. Şunların ilginç bir olayı var. Bunlar aynı zamanda birer conveyor. Şu boruların geçtiği. Bunların bir kısmı bu arada ışık. Vesaire vesaire. Bir tane de air vent olacak. Şu sanırım air vent. Yok bu değil. Bu conveyor. Yok ikisi de conveyor sanırım. Tamam. Bu koridora henüz air vent koymamış olabilirim. Ya da şunun yanına koymuş olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Bir bakayım. Ha tamam, air vent buradaymış. Ancak air ventler şu an kapalı. Şu hava veren bir zımbırtı. Henüz kapalı ama çünkü kısıtlı oksijenimi tüketmek istemiyorum. Evet, bu bölüm öncelikli yapacağımız şeylerden bir tanesi. Şu üstü tamamladım. Şimdi soru, şu nereye bağlanıyor tam olarak? Reaktör odasına bağlanıyor sanırsam direkt. Evet, reaktöre bağlanıyor bu. Bir de yol üstünde şöyle geçeceği bir arkadaş da lazım bize. O yüzden şunu biraz deşeceğiz. Ve şunların hepsini atacağız. Gel bakalım. Tamam, iki tane. Şunların rengini alalım. Tamam, yakınmış da. Diğer taraftan da weld diyelim. Ayrıca cam demişken, cam demedik de cam diyelim biz. Şuralarda yine Interior Walls modunun camları. Evet, gel gelelim buraya. Burada neler kullanacağız? Seni kullanacağız. Senden iki tane kullanacağız. Aslında senden bir tane daha alacağım. İlk olarak yönünün belli olduğunu kullanalım. Bu zaten tek yönlü olacak.
Daha sonrasında da sen gel bakalım. Direkt şöyle bu olasılama yardırıyoruz. Ve beraberinde de şu iki arkadaş. Bir. Bunu zıttını yapmak zorundayım çünkü diğer türlü denk gelmeyecekler. Ve iki. Şimdi yapmamız gereken tek şey, bunlara geçtiğimden beri buraya hiç gelmemişim. Malzemeleri değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. O yüzden şundan yardırıyoruz direkt. Evet, inşaatım benim tamamen bu şekilde geçti. Ne kullanacağına karar ver. Kullan. Malzemeyi al. Şeklinde. Ha, şuraya da bir tane bağlanacak. Onu da halledelim birazdan. Evet. Şimdi bu gelsin bakalım şöyle. Evet, revirimiz bağlandı. Bu arada bölüm arası biraz madene çıktım çünkü bu proje bütün Iron Stone'u bitirdi. Gold Stone'u da bitirdi. Neredeyse hiçbir madenim kalmamıştı yani. Tam takır kuru bakır bir biçimde tekrar madene çıktım ve biraz topladım. Ve şunu anladım ki Industrial... Pardon, Advanced Refineriler candır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 5 dakikada bana yaklaşık 400-500K iron verdiler. Bence yeterli bir verimlilik. Yani şu arkadaşlara saygı duyuyor. Bunlara Team Or koyma sebebimizi de hatırlıyorsunuz. Aralarında eşit olarak dağıtıyor en öncelikli olan madeni. Bu arada Team hakkında da bir tanıtım çekeceğim yakında. Ve şurayla alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi eğer Round diye aratırsanız iki farklı göreceksiniz. Bir tane Round, o concrete versiyon. Bir tane de rounded. Aralarındaki fark nedir diye soracak olursanız şöyle göstereyim. Sen gel. Sen de şöyle gel. Tamam. Biri rounded versiyon. Steel plate yok tabii ki de. Bakalım şuradan alabilecek miyim? Alamadım. Buraya bir access hatch koymam lazım. Evet, size bu ikisi arasındaki farkı hızlıca bir göstereyim. İlk olarak zaten biri diğerinden daha fazla malzeme istiyor ve aralarındaki fark basitçe bu. Şu beraberinde bu şekilde bir deformasyona uğrarken bu arkadaş uğramıyor. Bu yerle biraz daha bütünleşiyor ancak yeri de deforme ediyor, onu da söyleyeyim size. Bunlar ise etmiyor. Ben round etmeyeni kullanıyorum. Aralarındaki fark bu. Bunun yanı sıra yaptığım birkaç kararı da göstereyim. Bu arada şuralardan şu hedehödeler çıkacak. Onu söyleyeyim. Şunlara neden tekli cam koydum diye soracak olursanız şu frame efektini elde etmek için. O frame efektini istedim. Evet, basitçe aldığım kararlar bu şekilde. Şurası tek kat olacak. Bu odalar ise çift kat şeklinde olacak. Üstü kapanacak bunun vesaire vesaire. Genel olarak kararlar bu şekilde. Altı da kapatacağım bir ara ancak henüz oraya geçemedim. Evet. Devam edelim. Şu koridorları falan bitirdiğimde muhtemelen burayı tamamen kapatmaya başlayacağım. Ve sizle beraber hava yalıtımını yapmaya başlayacağız. Evet, bu arada unutmadan şu an reaktörüm ve şurası bağlanmış durumda. Hatta gidip buna atarsam şunları
direkt ana network'üme gidiyorlar ve şuradan almaya kalkışırsam gördüğünüz gibi malzeme elime geliyor. Ve şuradan da şarj etmeye çalıştığımda kendimi beraberinde oksijen ve hidrojenim de doluyor. Ve Shift P ile şunun rengini kırmızıdan değiştirelim çünkü conveyor döşemeyeceğiz şimdilik. Nasıl döşeyeceğiz? Bayağı bir. Çünkü şuralara, 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 her bir yere conveyor gidecek. Conveyor en kötü şey havalandırma için gerekli zaten. Conveyor demişken şu arkadaşı kullanacağım biraz. Platform Co. Evet. Boruları göreyim mi görmeyeyim onu düşünüyorum. Şuna bir bakacağım. Evet sanırım boruları göreceğim. Yani yarım kat bir şey olacak bu. Ups tele bastık. Şu adaptör lazım. Adaptörün şekline göre karar vereceğim. Görülmezse de şu şekilde oluyor. Güzel bir nokta. Bir saniye. Tamam. T var. T şeklinde olan var. O yüzden rahatlıkla kullanabilirim. Aklıma gelen bir fikri rahatlıkla yapabilirim. Tamamdır. Sıkıntımız kalmadı. Şimdi. İlk olarak şu adam. Tabii ki de bolca girder lazım. Bu arada size yeni kuyruğu göstermiş miydim? Bilmiyorum. Yeni kuyruğu göstereyim. Beraberinde bir şey de almam lazım. Yeni kuyruğumuza gelelim. Yeni kuyruğumuz bu. Şu Dead Tech Room Process Core dediğimiz o kapılarda kullandığımız şey yeni eklediğim için o böyle 80 bin gibi biliyorsunuz geri kalan hepsi bu şekilde. Bunlara biraz ince ayar çekeceğim. Yani ne zaman mükemmel haline gelir bilmiyorum ve şuradan bir conveyor alayım. Biliyorum conveyorlar ayrı bir yeri var ancak sonra seni bir Shift P ile gel. Önce bunu bitireceğiz çünkü. Tamamdır. Şunlar tercihen kırmızı olmayacak. Çünkü bunlar biraz conveyor'ları gizlemek için. Ve bir adet daha adaptör lazım bana. Bu adaptörleri kullanmadığımız takdirde bu arada bunları kullanamıyoruz. Yani sadece süs oluyorlar. Aslında adaptörleri kullandığımızda normal conveyor'a bağlanabiliyorlar. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Tamam şuradan itibaren şu T'yi kullanalım. Bakalım doğru şekilde mi? Hayır değil. Tam şimdi doğru. Ve ardından sen gel bakalım şöyle. Evet. Sonra bu geliyor ve Airbend. Ama conveyor airbend çünkü ben ventimin aşağıdan da olmasını istiyorum. Ama güzel denk geldi.
Ve tabii ki de steel plate lazım. Bu tata bunun malzemelerini şöyle alabilirim. Bunu veltleyebiliriz şimdilik. Şimdi. Ve beraberinde bunu bir de kapayabiliriz. Evet, koridor dizaynımızı beraber yaptık. Şunu tabii ki de kapıyoruz. Ve şu platform aslında dur. Biraz daha fazla malzeme götürecek ancak malzeme benim için pek önemli bir detay değil. Şu şekilde gidelim. Biraz daha sağlamlık hissi versin. Yani göreceğimizden değil ancak. Evet. Bu şekilde burayı yerleştirdik ve şimdi yapacağımız şey şu arkadaşı almak. Bunu şöyle şuraya tekrar doklamak. Evet. Gel. Arkaya bazen keşke kamera koysaydım diyorum. Tamam, gerekli malzemeleri aldık. Şimdi first person'a geçelim. Ve weld diyelim. Evet, bu şekilde weld diyerek ilerleyelim. Bakalım weldlenecek bir şey kaldı mı? Sanırım hayır. Bakalım. İçeriden. Evet. Hepsi tamamıyla mükemmel bir biçimde weldlenmiş. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Seni alıyoruz. Shift P diyoruz. Şuraya koyuyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra... Tamamdır. Doğru. Bir. Ve şunları gelip şöyle yerleştirelim. Ups. 9. Gel bakalım. Oyundaki rotation gerçekten kafa karıştırıcı. Onu bilmeniz lazım. Evet. Ve... Voilà. Şimdi gelelim... Karşı tarafı test etmeye. Bana bir adet... Ben şunu bir alayım. Bir adet... Access seç. Tamamdır. Ve access seçimizi şöyle koyalım. Ve test edelim. Voila. Voila. Çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi normal armor bloğa gayet benzer bir görüntüdeler. Dışarıdan görüntüsü gayet makul bir görüntü. Aslında altta da olabilirmiş ancak dizaynını hazırladığımda çoktan üste odaklıydı ki alttan da konveyi geçirmek biraz sıkıntı olurdu şimdi düşününce. Böyle daha iyi. Evet. Şuralara birkaç yazılar, semboller falan koyabiliriz. Aynı dizayn şuralara ve şuralara da aktarılacak. Evet, şu anki düzenimiz basitçe bu şekilde. Şurası tabii ki de genişleyecek. Hatta şuraları kırpalım.
Bayağı bir genişleyecek çünkü bu parça hangarımız olacak. Bunu en baştan kesinleştirdik. Tersu en baştan değil de geçen bölüm ya da ondan önceki bölüm olması lazım. Kesinleştirdik. Hangarımız olacak misler gibi. Hangarı iki katlı düşünüyorum bu arada. Ya da bir katlı olabilir. Bunun yanı sıra bir detay daha. Şu aşağıdan da konektörler olacak. Oraya büyük gemiler vesaire bağlanacak. Ve girişler yerleşecek. Ve şimdi asıl test etmek istediğim şeye gelelim. Graph Evet. Graph tube'lar konusunda çok uzman değilim, o yüzden biraz sizle beraber kurcalayacağız. Şimdi bir adet sen gel. Bir adet de sen gel. Şimdi kendime bir graph tube, injector ve terminus. Hangi tarafı ön, hangi taraf arka? Evet, bunu çözeceğiz. Evet ve şimdi graf tool'lar konusunda çok fazla bir bilgim yok biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, bilemeyeceğim. Dur, şimdi kıralım. Ve bu arada sanırım injector aradığım şey değil. Bunu şimdi düşündüm de fark ettim de. Çünkü bu item atıyor gibi geldi. Kontrol panel. Evet. Sanırım item atıyor. Bir şey bakacağım. Terminus tam değil. Ups. Kendimi öldürdüm. Ha. Oops. Tamam. Graph tube'ların yer çekimi ayarı genel bayağı bir şeyi etkiliyormuş. Grid. Tabii. Şu arkadaş. Sen de bir gel. Şu arkadaşı kaldıralım. Oops, bir graph tube. Evet, sadece kendi içini etkilesin ve 2.1C. Evet. Ve şimdi ters yönlü burası. Kontrol panel. Gel bakalım. Tube. Şu
Şimdi bunları show on hood diyelim ve great range. Evet. Ha, aralarında geçiş yok. Şimdi gelelim. Siz gelin bakalım. Height. Tamam. Height aradığım ayar. Depth. Hayır, depth aradığım ayar değil. Kesinlikle değil. Depth şöyle kalsın. Sen de bu ol. G kuvvetini ise bu yapalım. Bir saniye. Normal Great Generator'ı bir kaldırayım. Great Generator sen bir kapan. Evet. Ve bir de şunlar. Control panel. GrowTube. Gel bakalım. Ups. Capsule'u açtık kazara. Siz kesinlikle 5 metre olun. Tamamdır. Evet. Böyle bir şey, bunun ideal ayarlarına bölüm arası bakmamız lazım. Gravity Generator geri açıl. Evet. Şimdi bakalım. G kuvvetini yavaş yavaş arttıralım. Aslında yukarı aşağıya kullandığımız takdirde daha rahat olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki de inventör doldu. Yay! Şimdi gel bakalım. Sizler gidin şöyle. Onları daha sonradan halledeceğim. Sen de şöyle gel. Evet, bu modu sizle beraber kurcalayacağıma söz vermiştim. Ve şunları da toplayalım. Sevgili Gravity Generator Component. Zaten altını mı bitiren sensin? Evet, altını da tüketiyorlar. Şimdi gelelim. Gel bakalım. Sen... Aa tabii dur. Bu alana yerleşemiyorsun. Nasıl halledebiliriz? Bu hangi yön? Tamam, yukarı doğru. Sevgili Terminus. Sonra sen gel. Evet, tavanda duruyorum. Spider Engineer, Spider Engineer. Friendly Neighborhood, Spider Engineer. Evet ve şimdi ups. Evet, bunlarla uğraşırken Gravity'ye dikkat edin. Ve jetpack'inizi sakın kapatmayın. Sakın.
Kendileri aynı zamanda normal birer gravity generator'mış. Onu öğrenmiş olduk. Ha, şunu da toplayalım o bahaneyle. Tamamdır. Sonra sen gel. Gelin bakalım. Static grid. Grav tube. 2 2 Şovun. Beş. Acceleration. Tamamdır. Şimdi bakalım. Acceleration kesinlikle yeterli değil. Bakalım. Evet. Bu şekilde bir şey muhtemelen giriş. Bunun hakkında internetten biraz daha araştırma yapacağım. Ancak anlayacağınız üzere asansör sistemim tam olarak bu arkadaş olacak. Nasıl kullanacağım diye soracak olursanız şu yukarı çıkacak bir asansör olacak. Bunun yanı sıra aşağıya aşağıda her kata farklı bir yönden inecek. Gravity tube'ler olacak. Bakalım. Başka neler var? H-cap. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Modu biraz inceleyeceğim. Sizle beraber. Evet. Bölüm aram bu modu incelemekle geçecek. Ancak bundan güzel bir asansör yapabiliriz diye düşünüyorum. Böyle fantastik şeyler de var. Bakalım hatta moda şuradan bakalım. Gravity tube. Terminus sanırım giriş yapacağımız kısım o şekilde olduğunu düşünüyorum. Ona biraz bakacağız. Muhtemelen onun içindeki acceleration biraz daha yüksek olacak. Diğerlerindeki daha düşük olacak. Bir tane de düşüş için olacak. Onda da onun acceleration'ı biraz ters yönde düşük olacak. Sadece hızımızı kesmek için diye düşünüyorum. Bunları biraz kurcalayacağım ben. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler, iyi eğlenceler. Bölüm biraz uzun oldu.